Gelecek olursak üst taraf birazcık da metal yapılmış ısınmalardan dolayı. Şöyle diyebiliriz. Genel donanım özellikleri farklı gelecek olursak Raspberry Pi 3'te 4 çekirdek 1.2 GHz 64 bit işlemcisi bulunurken Raspberry Pi 3B Plus'ta yine 4 çekirdek ama 1.4 GHz 64 bit işlem Army V8 işlemci bulunmaktadır. Soket olarak aşağı yukarı aynı ama B Plus'ta 83 28 37 B0 soket kullanılıyor. RAM olarak yine ikisinde 1 GB RAM hafızası var. Fakat B Plus'ta LPDDR2 SDRAM kullanılmış. Grafik işlemcisi yine VideoCore 4 aynı, biraz geliştirilmiş olma ihtimali var. Testler sonucunda böyle gözüküyor. Wireless'tan normalde Pi 3'te 2.4 GHz'i desteklerken B Plus'ta bunu çift banta çıkarmışlar. Hem 2.4 GHz hem de 5 GHz'i desteklemektedir. Yani mobil tarafı da kapsamış diyebiliriz. Ethernet kartı yine gördüğünüz üzere ikisinde fiziksel olarak yine 4 USB bir Ethernet aynı şekilde yerleştirilmiş. Hız olarak da biraz Gigabit Plus'ta Gigabit'e geçilmiş 300 megabit per sekund veri transferi yapabiliyorsunuz. Diğer ürünümüzde o kadar hızlı veri transferi yapamıyorduk. 10 bölü 100 Ethernet'imiz vardı. Yani 100 megabit per sekundtan 300 megabit per sekunda çıkartılmış diyebiliriz. Bluetooth 4.1'den 4.2'ye çıkarılmış. Fark nedir diye soracak olursanız ikisi arasında sadece enerji farkı var. Birazcık daha düşük enerji tüketimi var. Birazcık daha geliştirilmiş diyebiliriz. Yine aynı şekilde 40 pin burada da kullanılmış. Bu pinler çeşitli amaçlarda kullanabiliyor. LCD'de çıkışlarını, ayrıntılarını bu şey tarafında speklerden bakabilirsiniz. Yine micro SD hafıza kartı desteği var. Video çıkışında işte yine iki tane çıkış var. Gördüğünüz üzere LCD outları var. İkisinde de aynı. HDMI aynı. Power girişleri ikisinde de aynı şekilde. Şöyle genel olarak baktığımız zaman çok büyük fark var mı diye bakıyorum. Çok büyük fark yok. Sadece şu işlemciler değişmiş gördüğünüz üzere. Yani farklı üreticiden kullanılmış gibi gözükmekte. Diğer başka ek olarak ses kartı aşağı yukarı yine aynı 3 milimlik jack kullanılmış. Şuralarda bakabilirsiniz. İkisi de aynı jack kullanılmış. Yine 4 adet USB var demiştik. 5 volt zaten güç üzerinde micro USB portundan güç veriyorsunuz. Multimedya tarafında H264, MPEG-4, 1080p, OpenGL 2.0'ı destekleyen bizim 3'ün normal B modeli. Yine aynı şekilde pek bir fark yok. Yine multimedya tarafında H264, MPEG-4, 1080p, OpenGL 2.0'ı yine aynı şekilde desteklemekte. Bunun haricinde arka tarafına baktığımız zaman birazcık daha geliştirilmiş gibi gözükmekte. Şöyle bakalım. Şöyle görmeniz açısından şöyle merak edenler için. Şimdi bu cihazın fiziksel kutusu normalde plastik kullanıyorduk ama bu sefer metal aldık. Bakalım metali nasıl. Evet, metal kutumuzun şu şekilde. İçini açıp bakalım neler var. Metal kutumuz. Şimdi içini açıp bakalım neler var. Evet, içerisinden 3 parça çıktı. Vida kısımları, arka USB kapak kısmı metal ve bir tane de mini fanımız var. Bunu evet, bu pinler ne işe yarıyor dediğini sorduğumuz zaman power pini fan için kullanılacaktır. Hemen metal kısmını açalım bakalım. Evet, alüminyum kutumuz evet, siyah boyanmış. Bir tane mini fanımız,
Vidalarımız montajların içinde bir tane tornavida koyulmuş güzel bir şey. Bu da fan kısmının montajını yapılacağı yer. Şöyle bakalım. Evet, Raspberry Pi cihazımızı nasıl takacağız? Hemen şöyle bir inceleme yaptıktan sonra. Evet, gördüğünüz üzere kızaklı bir şey kullanılmış. Kızaklı sistem. Evet, HDMI ve audio ve USB power jack'ını buradan giriyorsunuz. Evet. Hemen montajını yapalım. Evet, kutusunda maalesef montajla ilgili herhangi bir kılavuz yok. Şimdi kendimiz burada çözerek montajın nasıl yapılacağımızı karar vereceğiz. Vidalardan çözmeye çalışacağız. Öncelikle şu fan vidalarını ayırırsak kasa vidaları da ortaya çıkacaktır.